Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Zirve saat 12.20'de başladı, 14.30'da bitti. Tam 2 saat 10 dakikalık yaştan önemli kararlar çıktı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 alba general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Beştepe'deki yaş toplantısı öncesi şura üyeleri Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir'de özel defteri imzaladı, terörle mücadele mesajı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. PKK'nın yaktığı ormanlar nedeniyle mücadele sahasında olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programda yer almadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ise zirvede hazır bulundu. Toplantıda terfiler, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ve atama dosyaları ele alındı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığından herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mevcut komuta kademesindeki Türk ordusu Cumhuriyet tarihinin en başarılı operasyonlarına imza attı. Kara Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında önemli roller üstlendi. Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatan'ın korunmasında ve savunmasında öncü oldu. Hava Kuvvetleri de terör örgütü PKK'ya hava harekatlarıyla ağır darbe indirdi. Geçen seneki şura kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçük Akgüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal'ın görev süreleri birer sene uzatılmıştı. Bu toplantıda gözler bu iki komutanın durumundaydı. Hava ve kara için değişikliğe gidilmedi. İki ismin görevlerine devam etmesi kararı alındı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Görev süresini dolduran ve yaş haddini aşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın yerine ise en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Yaş kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi ettirildi. Orgeneral rütbesine önemli isimler yükseldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kamuoyunda Sarıklı Amiral olarak bilinen Mehmet Sarı'nın emekliliği de yaş kararlarına yansıdı. Böylece hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra görevden alınan Tuğamiral Sarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli edildi.